Konya'da evini ilaçlayan bir aile pencereleri bantlayarak evden ayrıldı. Üst kata sızan ilaç 6 kişilik aileyi etkiledi. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlar ilaçlamaların bölgesel yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Daireye bırakılan ilaç üst kata sızdı. 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Biz çıktık, benim kızı hissetti kokuyu. Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında oturan aile dairelerine böcek ilacı döktü. Kapıyı pencereyi bantlayarak evden ayrıldı. Konya'da iki katlı kerpiç bir evin birinci katına dökülen böcek ilacı üst katı zehirledi. İlaçlamayla beraber özellikle apartman içerisinde boşluk varsa bu tamamen tüm apartmana dağılıyor. Böcek ilacı işte gördüğünüz bu iki katlı binanın bu odasına bırakıldı ve kapılar kapatıldı. Daha sonrasında o ilaç kokusu buradan sızdı ve üst katta bulunan 6 kişiyi etkiledi. Dumandan etkilenen 5 kişi hemen hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel ise hayatını kaybetti. Olayın meydana gelmesinin ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis de geniş çaplı soruşturma başlattı. Daireyi ilaçlayan kiracı ise olayın ardından gözaltına alındı. Uzmanlar ilaçlama yapılırken bölgesel değil tüm binanın ilaçlanması konusunda uyardı. Sadece bir bölgenin ilaçlanmasını değil, ilaçlanacaksa tüm apartmanın veya tüm kapalı alanın beraber ilaçlanmasını öneriyoruz. Sadece böcekler için değil, insanlar için de oldukça öldürücü, sakat bırakıcı ve ileride kanser yapıcı özelliklere sahip. Bu nedenle bu ilaçlamaların özel izinlerle dikkatli bir şekilde tüm o bina içerisinde bulunan herkesin haberdar edilerek belli bir zaman içerisinde yapılıp havalandırılması lazım. Sonrasında insanların içeri girmesi gerekir. Yoksa maalesef bu tür olaylar çok sık yaşanır.